Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu tek havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Yolcular için seyahatin en gergin aşaması havalimanında güvenlik kuyruğunda geçirdikleri anlar. Bu stresi azaltan ve sizi hızlandırıp uçağa daha kolay binmenizi sağlayan bazı ipuçlarını araştırdık. Airport'un uçuş rotası, eşsiz plajları, yeşillikler içindeki koyları, gece hayatı ve muhteşem gün batımı ile dünya jet setinin tatil noktası, İspanya'nın özgürlükler adası Ibiza. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, ünlü müzisyen Çelik. Seyahat ve turizm, tüm dünyada 7.6 trilyon dolar üreterek 292 milyondan fazla işi destekliyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 2017 Küresel Zirvesi geçtiğimiz hafta Bangkok'ta düzenlendi. Yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı zirveden öne çıkanlar. Airport başlıyor. Hava Yolları, ABD ve Afrika'nın bazı noktalarındaki bagaj uygulamasını tüm yurt dışı uçuşlar için geçerli hale getirdi. Yeni düzenlemeye göre yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bagaj hakkı ekonomi sınıfında 1 parça ve 23 kilogram, business'ta ise 2 parça ve 32 kilogram olarak uygulanacak. Yeni uygulama, 1 Mayıs 2017'den itibaren yapılan biletlemeler ve 1 Temmuz 2017 itibariyle gerçekleştirilen dış hat seferlerinde geçerli olacak. Ücretsiz bagaj kurallarındaki değişiklik, Türk Hava Yolları'nın Star Alliance üyesi ve ortak uçuş gerçekleştirdiği diğer hava yolları ile uyumluluğunu artırıyor. Ayrıca uygulamayla check-in ve bagaj bekleme sürelerinin de azalması bekleniyor. Bagaj haklarınızı öğrenmek için seyahat öncesinde mutlaka havayolunun sitesine göz atmanızda fayda var. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TAİ, Türkiye İhracatçılar Meclisi 2016 yılı verilerine göre savunma sanayi alanında ihracat şampiyonu oldu. Bu alanda birinciliği 2011'den bu yana kimseye kaptırmayan TAİ, 1 milyar doları aşan cirosu ile dünyanın en büyük 100 savunma havacılık firması arasında yer alıyor. Şirket, 2023 vizyonu çerçevesinde 2 milyar doları ihracat olmak üzere 10 milyar dolar ciroya ulaşmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin 2023 savunma havacılık ihracat hedefi ise 25 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu taşımacısı olan Ryanair, uçakta duty free satışlarını artırmak için ilginç bir uygulama başlattı. Şirket, Stansted merkezli kabin memurlarına uçakta duty free ürünleri satışı için belirli bir kota mecburiyeti getirdi. Bundan sonra her kabin memuru bir uçuşta en az bir parfüm ve bir yemek satacak. Kabin ekibi günlük satış hedeflerine ulaşamazsa yöneticileri tarafından uyarılacak. Ryanair'in bu uygulamasının oldukça stresli bir iş yapan kabin ekibinin iş yükünü daha da artıracağı ve çalışanlar arasında rahatsızlığa neden olacağı konuşuluyor. Orta çağdan kalma şehirleri, eşsiz plajları, yeşillikler içindeki koyları, gece hayatı, çok özel mutfağı, muhteşem gün batımı, bohemliği ve kuralsızlığı. Airport bu hafta sizi İspanya'nın özgürlükler adası Ibiza'ya götürüyor. Dünyanın en gözde turizm bölgelerinden Ibiza'da keyifli bir yolculuğa var mısınız? Beyaz Ada olarak da bilinen Ibiza seyahatimiz İstanbul'da başlıyor.
Amsterdam aktarmalı gerçekleşen keyifli seyahatimiz Ibiza Havalimanı'na teker koymamızla sonlanıyor. Küçük olmasına rağmen oldukça işlevsel olan Ibiza Havalimanı'nda fazla zaman harcamadan otelimize geçiyoruz. Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Ibiza'da bir Türk otelinde konaklamak bizim için ayrı bir gurur vesilesi oluyor. Her yıl 700 bini yerli olmak üzere yaklaşık 3 milyon turist ağırlayan Ibiza, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Balear Adaları'nı, Mallorca, Minorca, Cabrera ve Formentera ile birlikte oluşturan 5 büyük adanın üçüncüsü. Ibiza, adadaki evlerin beyaz renkli olmasından dolayı Beyaz Ada olarak da adlandırılıyor. Adı Arapçadan gelen Ibiza'ya yerel halk ve Katalanlar Eivissa diyor. 40 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğindeki adanın en uzak iki noktası arasında seyahat süresi bir saati aşmıyor. Yüz ölçümü 575 kilometre kare olan ve 112 bin kişinin yaşadığı eğlence adasında Ibiza, Santa Eulalia del Rui ve San Antonio de Portmeno olmak üzere popüler 3 şehir yer alıyor. Dünyaca ünlü partileri ve eğlence hayatıyla tanınan Ibiza, Batı Akdeniz'de İspanya'nın doğu sahillerinde konumlanıyor. Akdeniz ikliminin etkin olduğu adada yaz aylarında sıcaklık ortalaması 25 derece civarında seyrediyor. Kış aylarında ise 10 derece ortalama sıcaklığa sahip Ibiza'yı ziyaret etmek için en uygun zaman Haziran-Eylül arası diyebiliriz. Ibiza kuşkusuz deniz, kum, güneş demek. Adada birbirinden güzel ünlü plajlar ve koylar yer alıyor. Upuzun plajlar arasında en ünlüsü Bora Bora. Ayrıca Salines ve Sant Antoni plajları da mutlaka görülmesi gerekenlerden. Koyları ise bize ülkemizin Ege kıyılarını hatırlatıyor. Adanın birçok farklı noktasında yer alan koylarda denizin keyfini çıkarmanın yanı sıra güneşin batışı da insana ayrı bir huzur veriyor. Ibiza, deniz turizminin yanı sıra tarihiyle de adından söz ettiriyor. 654 yılında keşfedilen ada, efsanevi güzelliğiyle mitolojide de kendine yer edinerek kültürel mirasını geçmişten günümüze kadar taşımış. Biz de adayı keşfetmeye, geçmişin izlerinin en iyi yaşatıldığı Ibiza şehrindeki Dalt Villa'dan başlıyoruz. Dalt Villa, yani eski şehir, Ibiza'nın üst kısmında, surlar içinde yer alıyor. Bölgeye farklı kapılardan giriş yapılabiliyor. Biz kulesiyle şehrin her tarafından görülebilen Santa Maria Katedrali'nin yanındaki kapıdan giriş yapmayı tercih ediyoruz. Dalt Villa'daki turumuza başlamadan önce Ibiza şehrini ve Akdeniz'i tepeden seyrediyoruz. Bir ibadethaneden çok kale görünümüyle öne çıkan Santa Maria Katedrali kulesiyle ünlü. Yalnızca pazar günleri ibadete açık olan ve barok stilde inşa edilen katedral 13. yüzyıldan kalma. Yüzlerce yıl önce şehir İslam egemenliği altındayken cami olarak da kullanılan bu muhteşem yapı, daha sonra 1235 yılında şehrin fethinin ardından yeniden modellenerek katedrale dönüşmüş. Katedralin içindeki renkli süslemeler ise görülmeye değer. Katedralden çıkıp hemen yanında yer alan Medina Yabisa'ya geçiyoruz. Turizm Danışma Bürosu olarak da hizmet veren müzenin içinde İslamiyet döneminden kalma eserler de sergileniyor. Müzede ayrıca Ibiza şehrinin geçmişine dair video gösterimi de gerçekleştiriliyor. Medina Yabisa'dan ayrılıp dar sokaklarda kaybolmaya karar veriyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Dalt Villa'da Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Müslümanlar ve Katalonların izlerini görmeniz mümkün. Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, müzeleri, çiçeklerle bezeli evleri ve geniş surlarıyla Dalt Villa bizi fazlasıyla şaşırtıyor.
Çok güzel korunmuş beyaz boyalı evleriyle Ibiza'nın tamamına hakim tepeden manzaraya doymak mümkün değil. Ayrıca Dalt Villa'nın küçük olduğu kadar şirin kafelerinde vakit geçirmek ve hediyelik eşya almak şehrin olmazsa olmazlarından. Eskişehir'den Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin yer aldığı kapıdan çıkıp az önce tepeden görüntülediğimiz marinaya iniyoruz. Onlarca küçük tekneye ev sahipliği yapan marinada yüzlerce milyon dolarlık büyük yatlar da demirliyor. Ziyaretimiz sırasında kameramıza takılan bu yat bir Arap şeyhine ait. Yaklaşık 300 milyon euro değerindeki yat her görenin ilgisini çekiyor. Diğer adalarla deniz ulaşımının da sağlandığı marinaya yakın yerler yeme içme ve alışveriş için çok sayıda alternatif sunuyor. Biz de küçük ama renkli bu sokaklarda kısa bir keşfe çıkıyoruz. Ibiza adası yemek için çok farklı alternatifler sunuyor. Burada aç kalmanız imkansız dersek yanlış olmaz. Ada mutfağında ağırlıklı olarak İspanyol ve Katalan yemekleri tercih ediliyor. Ayrıca et ve deniz ürünleri de çokça tüketiliyor. Anadolu mutfağını özlediyseniz Marble Stella Maris Otel'de Türk şefler tarafından hazırlanan yemekleri öneriyoruz. Ibiza'da ayrıca dünya mutfağının farklı alternatifleri de yok değil. Örneğin Uzak Doğu lezzetleri sunan restoranlar mevcut. Yemek yerken özgün ambiyansın sunulduğu mekanlarda Uzak Doğu mutfağının tadına bakabilirsiniz. Ibiza denince deniz ve kültür turizminin yanı sıra renkli gece hayatı da ilk tercih edilen aktiviteler arasında. Akşam olunca ışıl ışıl sokaklar kalabalıktan adeta iğne atsanız yere düşmeyecek hale geliyor. Gündüz keşfettiğimiz Ibiza şehrinin gecesini de görmek için ara sokaklarında ve Dalt Villa bölgesinde kısa bir tura çıkıyoruz. Beyazada Ibiza gece yarısına yaklaştıkça özgürlükler adası yakıştırmasına layık olmak istercesine bambaşka bir havaya bürünüyor. Çünkü Ibiza'yı dünya çapında marka yapan şeylerin başında hiç şüphesiz Nisan ayında başlayıp Eylül sonuna kadar devam eden çılgın partiler geliyor. Dünyaca ünlü DJ'leri yine dünyaca ünlü gece kulüplerinde bir araya getiren Ibiza, misafirlerini deniz, kum, güneş, kültür ve tarihten sonra eğlenceye de doyurarak yolluyor. Hippie hareketi 60'lı yıllarda ortaya çıktı. Avrupa'da sorun yaşayan hippiler Ibiza'ya gelerek burada koloni kurdular. Halen adanın bazı kesimlerinde yerleşik hippie kolonileri mevcut. Hippie market ise adanın en önemli turistik aktiviteleri arasında üst sıralarda. Hippie market haftanın her günü adanın farklı yerlerinde kuruluyor. Bizdeki sokak pazarlarının aynı aslında. Bu pazarda takılardan ev eşyalarına, giysiden ayakkabıya her türlü hediyelik eşya bulma şansınız var. Güney Amerika, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden ağırlıklı ürünler bulunuyor. İlgiden dolayı yürümekte zorlandığımız pazardaki satıcıların büyük bir kısmını adada yaşayan hippiler oluşturuyor. Hediyelerimizi alıp hippie marketten ayrılıyoruz. Şimdiki durağımız Cova de Can Marcha mağarası. Puerto de San Miguel'de bulunan mağara, muhteşem koy manzarasıyla girmeden önce bizi büyülüyor. Rehberimiz mağaranın giriş kapısını açıp bizi içeri davet ediyor. Ibiza'nın en büyük doğal mağarası olan Cova de Can Marcha, binlerce yıllık bir geçmişe sahip. 20. yüzyılın başlarında kaçakçılar tarafından keşfedilen mağarada sarkıt ve dikitler ziyaretçileri büyülüyor. Müzik
Yeraltı mağarası çok büyük değil. Ancak insan kendini adeta bir gölge oyununda hissediyor. Işıklandırma ve suyun sesiyle farklı bir boyuta geçiş yapıyoruz. Yaklaşık 30 dakika süren mağara turumuz, su ve ışıkla yapılan özel bir gösteriyle sonlanıyor. Aslında buradaki su eskiden sürekli akıyormuş. Ancak mağaranın içindeki su kurumuş. Bunun üzerine mağaraya suni olarak su verilmeye başlanmış. Böylece doğal şelale sadece özel durumlarda oluşturulmaya başlamış. Kova de Can Marcha mağarasından ayrılıp Esvedra'ya geçiyoruz. Adanın güneybatı sahilinde bulunan Esvedra iki adacıktan oluşuyor. Üzerinde herhangi bir yerleşim alanı bulunmuyor. En yüksek yeri 413 metre olan adacıkta sadece koyunlar yaşıyor. Yerel halk doğal ortamda beslenen koyunları yılın belli aylarında avlayıp besin olarak tüketiyormuş. Kala Dort sahili açıklarında yer alan Esvedra, Homeros'un ünlü destanı Odessa'da da kendine yer bulmuş. Yeryüzünde gerçekleşen sismik dalgalar sonucunda oluşan adacık, mistik ve gizemli olarak görülüyor. Hatta etrafından geçerken hiçbir elektronik aletin çalışmadığı da söyleniyor. Ibiza'daki son durağımız ise Esvedra'nın ters yönünde bulunan Atlantis oluyor. Deniz kıyısında yer alan Atlantis'e yaya olarak sadece Torre de Savinar'dan iniliyor. Biz de buraya kadar gelmişken deniz kıyısına inmeye karar veriyoruz. Birkaç farklı alternatifi bulunan yol oldukça zorlu. Yamacın dik, yolun kumluk ve taşlık olmasının inişi bir hayli zorlaştırdığını da hatırlatalım. Atlantis bölgesinde 500 yıl öncesine kadar yerleşim olduğu biliniyor. Ibiza'nın yerlileri tarafından şehri çevreleyen kale duvarlarının inşasında kullanılan taşların üretildiği taş ocağının burada olduğu rivayet ediliyor. O dönemden kalan ilginç kaya oluşumları şu anda serinlemek için bize özellikle oyulmuş hissiyatı veriyor. Daha küçük olan taşları üst üste koyarak taştan kaleler inşa etmek ise ziyaretçilerin en büyük eğlencelerinden. Saldırılar ve doğal şartlar nedeniyle burada yaşayanların adanın farklı bölgelerine göç etmiş olmaları buranın kayıp şehir Atlantis olarak adlandırılmasına neden olmuş. Atlantis'in bizi büyüleyen kısmı küçük koyu ve denizin güneşle dansı oluyor. Atlantis'e gidecek olanların karanlık çökmeden dönmeleri tavsiye ediliyor. Atlantis'le birlikte rüya gibi geçen Ibiza keşfimiz de sona eriyor. Sizi Ibiza adasından güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Yeryüzünün başka güzelliklerinde buluşmak üzere. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, ünlü müzisyen Çelik. Az sonra. Uçakla seyahat edenlerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. Havalimanları da giderek daha yoğun kullanılan yaşam merkezleri haline geliyor. Öte yandan havalimanları ve hava yolları 5 yıl önceki kadar güvenli değil. Mevcutlara ilaveten yeni güvenlik önlemleri alınıyor. Emniyetli uçuş için yeni sistemler ve tarama cihazları geliştiriliyor. Güvenlik önlemleri hem yolculukların süresini uzatıyor hem de yolcuların stresini artırıyor. Yolcuların da en gergin oldukları ve en sevmedikleri aşama güvenlik kuyrukları ve tarama cihazlarından geçiş anları olarak karşımıza çıkıyor. Seyahat öncesi bazı hususlara dikkat etmeniz halinde havalimanı güvenlik personelinin işini kolaylaştıracağınız gibi kendinize de ekstra zaman kazandırabilirsiniz. En önemli ipucu ise kıyafet tercihi.
Airport bu hafta sizler için güvenlik kontrolünde zaman kazanmanızı sağlayacak bazı ipuçlarını derledi. Çıkarılması zor ayakkabı giymeyin. Gezginlere giyip çıkarması kolay ayakkabıları tercih etmeleri önerilir. Özellikle kış aylarında giymek zorunda olduğumuz botları metal dedektörün içinden geçmeden önce çıkarıp kutuya koymanız gerekecek. Giyip çıkarması zor olan birbirine dolanmış bağcıklara sahip türde ayakkabılar yerine daha basit ayakkabılar kullanın. Sıcak havalarda ise önü kapalı rahat modelleri tercih edin. Acil durumlarda bu tarz ayakkabılar hareket kabiliyetinizi azaltır ve size zaman kaybettirir. Güvenlikten yolcu salonuna ya da uçağın kapısına geçiş anına kadar ayakkabı seçimini seyahate çıkmadan önce dikkate alın. Birçok havalimanında 12 yaşın altındaki çocuklara ve 75 yaş üstü yetişkinlere tarama sırasında ayakkabıların çıkarttırılmadığını hatırlatalım. Mücevher ve metaller. Metal detektörünü meşgul eden ve kuyruk oluşturan yolcuların uçağa üzerlerinde metallerle gelenler olduğunu unutmayın. Ortalama bir yolcunun kısa sürede tamamlayacağı güvenlik süreci bu yolcular için tam bir eziyete döner. Arkasında bekleyenleri de çılgına çevirir. Vücudunuzdaki piercinglerden, kıyafetlerinizin üzerindeki metal aksesuarlara, cebinizdeki düğmelere kadar olan her şey güvenlik hattında alarm sebebidir. Varacağınız yerde kullanılmak üzere planladığınız takılarınızı ve giyeceğiniz metal barındıran kıyafetleri çantanızda taşıyın. Seyahatte yalın olmaya dikkat edin, rahat edin. Kemersiz olmuyor mu? Kemerinizi çıkardığınızda düşme ihtimali olan bir pantolonunuz varsa onu havaalanına giderken giymeyin. Kemer güvenlikte sıra oluşmasında en önemli etkenlerden biri. Çünkü defalarca uçağa binmiş ya da havalimanına gelmiş olan yolcular bile her seferinde kemeri çıkarmadan geçmenin bir yolunu ararlar. Kemer varsa mutlaka çıkarmak zorundasınız. Kemersiz bir kıyafet seçebilirsiniz. Kemersiz uçmam diyorsanız güvenlik kurallarına da uymalısınız. Ceketler, montlar, yok daha neler. Havaalanında güvenlik taraması diye bir ders olsa, ilk konusu kuşkusuz ceketler ve montlara ayrılırdı. Havalimanına gelen yolcu, metal detektörden geçmeden önce mont, kaban, ceket, kapüşonlu yelek ve buna benzer dış giyim malzemelerini çıkarmak zorunda. Denetim noktasına gelmeden önce bu tür kıyafetlerinizi çıkarıp bir kutunun içine koymayı unutmayın. Bu kıyafetleri çıkarmamak için özel bir durumunuz varsa, güvenlik görevlilerine önceden haber vermeniz halinde özel bir bölümde taramanız yapılabilir. Dış kıyafetlerde mümkünse kolay giyilip çıkarılan ve kırışmayanları tercih edin. Hiçbir havalimanında da bunları çıkarmamak için direnmeyin. Mesaj içerenlerden uzak durun. Üzerinde dini, siyasi ve benzeri söylemler, mesajlar içeren kıyafetleriniz seyahatinizi tehlikeye atabilir. Slogan içerikli kıyafetiniz güvenlik görevlilerinin dikkatini çekerse, tehditkar ya da şüpheli bir durum hissederlerse sizi başka bir tarama için kenara alabilirler. Bir süre sorguya çekilmeniz, hatta geri çevrilmeniz bile söz konusu. Ayrıca bazı kıyafet tercihleriniz sebebiyle güvenlik görevlisi yerine havayolu personeli engeline de takılabilirsiniz. Uygun olmayan veya rahatsız edici kıyafetler yüzünden sizi uçurmayabilirler. En iyisi gündelik hayata uygun olmayan radikal tarzdaki giysileri hava yolculuğunda tercih etmemek. Yerlerdeyim yerlerde, bıraktığım o yerde, verdiğin sözler nerede? Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda bir müzisyeni ağırlıyoruz. Çelik, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Müzisyen derken gezgin tarafınız da var tabii. Ben özellikle son takip ettiğimde... Müzisyen demek zaten kafası gezen adam demek. Evet. Kafası müzikte dolaşan adam. Evet, kafası ama güzel adam demek. Ama dışarıyı da gezince gayet güzel oluyor. Şimdi en son albümüne de zaten gündemdesin. De niye yerlerdesin, onu anlayamadım. Yerde bu sözler, insanların birbirlerine verdikleri sözler çok uçuştuğu için, sözlerini çok tutmadıkları için...
çok birine diyor ki seni çok seviyorum, öbürü de ona diyor ki ben de seni çok seviyorum. İki gün sonra bunlar ayrılıyorlar. Evet. Sözler havada kalıyor. Havada kalanlar da hep havada kalmayacağı için yere düşüyor. Yerlerdeyim aslında bizim sözlerimizin havada uçuşması, birbirimize yalan sözler vermemiz. Yalan söylememiz değil, bizim artık yalan olmuş olmamız. Anlatan ama bunu mecazi bir şekilde işte ifade sonuçta eden. Yerlerde sürünüyorum diye anlattığımız bir şarkı. Sevenin halleri böyle olur mu? Sevenin kalbi böyle vurur mu? Ah kaderimden, can yerinden. Ben hep şimdi arkadaşlarla konuşurken çelik dendiği an hep nedense aklım hep Bakü'de kaldı. Hep çünkü son yıllarda çok orayla anılır olmuştunuz. Oraya gittiniz ya. Neler yaşadınız? Oraya bir iş için gittim. Gidiş o gidiş o. 1,5-2 sene civarında orada kaldım. Evet. Bir anlaşmamız vardı orada. Buradan bir sözleşmeyle gittik oraya. İşimizi gücümüzü gördük. Anlaşmamızı bitirdik geldik. Ama onun sayesinde ben de 1-2 sene o havaliyi, o bölgeyi tanımış oldum. Gezmiş ama oldum. Ama 2 yıl az bir şey değil. Zaman değil. Tabii. Yani 2 haftadan bahsetmiyoruz. Tabii tabii. Dolayısıyla orada bir yaşam kurdunuz aynı zamanda. Tabii ki, tabii ki. Bir otel vardı. Evet. Otelde hem işletme yapıyorduk, yani otel işletiyorduk. Hem de aynı zamanda otele ait bir de ayrıca bir roof bar gibi bir şey vardı. Hı-hı. O barda da müzik yapıyorduk. Siz daha bu iki yıl boyunca kaldınız ya, ondan önce Türk dünyasına, Azerbaycan'a herhalde gitmiştiniz. İş olarak gitmiştim ama öyle kalıcı ve orada yer vermek bir dil anlamında, iletişim anlamında bilmiyordum. Yani bir iki kere gitmiştim. Şimdi kalıcı gittiğinizde iki haftadan sonra tablo değişmeye başlar. Çünkü artık orada kalıcı olacaksınız. Orada bir yaşam kurma durumu söz konusu. Neler farklı geldi size? Kafadan dil farklı. Yani onlar da yarın kullandığı anlamıyla sizin kullandığınız yarın aynı değil. Yarın görüşürüz dediğinde sen hayat boyu orada kimseyle görüşemeyebilirsin. Onlar başka bir şey anlatıyorlar yarından. Kafadan dil problemi var. Aynı kelimeleri. Yani ne biçim adamsın sen dediğim zaman o düz diye söylüyor onu. Düz müsün diyor yani. Doğru musun? Gerçek mi söylüyorsun? Diye bir şey var. Şimdi onun düzüyle benim düzüm aynı değil ki. Ben düz deyince ne düz çizilmiş bir şey anlıyorum. O düzden bir kişilik anlıyor. Ben anlamıyorum öyle. Önce dil problemi. Önce onu aşmaya gayret ettik. Yemek falan öyle şeyleriniz oldu mu? Yemek şeyde çok zorlandım ben. Bu kahvaltı yaptığımda benim gittiğim zaman sonradan bunlar aşıldı orada ama başlangıçta çok problemdi yani. Zeytin yok orada. Evet. Yani bizim bildiğimiz sabah kahvaltısında yediğimiz siyah zeytin yok. Bende ruh hastalığı var. Ben beyaz peynir, ekmek, çay ve zeytin olmadan kahvaltı yapamıyorum. Klasik. Yani ne verirsen ben jambon yiyorum. Ben jambon falan yiyemiyorum. Ben zeytin peynir yemek istiyorum. Bunu açtınız. Öğleni var, akşamı var bunun. Akşam konusunda da bunlar ağır kebapçı. Evet, bolet yiyorlar. Yani böyle bir kebap yeme kültürünü görmedim. Yani bizim buradan bir kebapçı gitse oraya bir işte ne kebap var burada bilmiyorum ama bizim kebapçılardan biri buraya gitse orası yıkılır bence. Hazarı nasıl buldun? Hazar muhteşem bir yer. Orası da başka bir şey, başka bir alan. Kültür olarak başka bir şey, tarihi başka bir şey. Ben orada beni böyle bizim genel olarak Avrupa'ya falan gittiğimiz zaman da hep bizi mesela Avrupa'ya gidersen adam seni kebapçıya götürür. Orada da tabii Türklerle beraber iş yaptığımız için onlar da kendi bildikleri yerleri götürüyorlar. Ben dedim ki ya kardeşim beni müzeye götür. Yani ben buranın tarihini bilmek istiyorum. Ondan güzel sonra müzeler de var. Evet. Tabii ki, tabii ki. Yani müzik ve kültür konusunda orası acayip bir yer, tuhaf bir yer. Şair, şiir konusunda uçmuşlar. Yani edebiyat konusunda acayip bir yer. Ondan sonra operaya götürdüm. Orada bir Leyla Mecnun operası seyrettim ben. Böyle bir şey görmedim. Yani ben müzisyenim, kontrbasçıyım, klasik müzik çok iyi bilirim. O Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği içerisinde kaç sene bunlar kaldılarsa bir müzik kültürü oluşmuş bunlarda. Çok iyi müzisyen yetiştiriyorlar. O iyi müzisyen orada hemen belli oluyor. İlk yurt dışına ne zaman çıktınız? Onu hatırlamıyorum ama galiba 80-85 yılları falan olmuş. Nereye gitmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Ajda Pekkan'la beraber bizim Mizel Çelik Ercan işi yapmıştık. Onun bir turnesi vardı. Biz de alt ekip olarak o Almanya falan mıydı? Turnesini almışlardı. Almanya ve diğer ülkelere de gitmiştik. Evet. Ama başlangıçta galiba hareket noktamız Almanya'ydı. Çok inşallah yanlış hatırlamıyorum. Yok, genelde öyle oluyor. Almanya. Avrupa Almanya, ve yani. Almanya oluyor. Almanya, Türklerin en yoğun olduğu yer. Bu ilk gidiş anınızı, yolculuğunuzu hatırlıyor musun?
85'te nasıl bir uçakla gittiniz? Nereden gittiniz? Benim şimdi bir tane uyanıklığım var. Ben bilmediğim hiçbir topa girmem. Küçükten böyle mesela yemek konusunda ıstakoz ayıklamayı, ilk ıstakoz önüme geldiği zaman ben işçi çocuğuyum. Hayatımda ıstakozu şeyde televizyonda bile görmedim yani. Teşekkür ederim. Ben tokum deyip hemen geçerim ama izlerim ben. Yani kendim yemem. Evet. Şey olmam, ne derler? Hiç utanılacak bir duruma düşmem. Ama nasıl yapıyorlar hemen izlerim, öğrenirim. Çabuk öğrenirim. İzleyerek öğrenirim yani. Orada yaptığımız şey de oydu. Biz tam anlamadık yani. Avrupa'ya çıktık. Burada ne yapılır? Ne yenir? Ne içilir falan onları bilmiyoruz. Ama ilk gördüğüm şey, şimdiki eğitimimle de çok karşılayabildiğim şey, ekol ülkesi. Dakik. Santim santim her şey hesaplı, planlı, programlı, mekanik, düz. Ondan sonra açıldınız. Tabii işler Avrupa, daha sonra oldu, değişik yerlere. İşler olduğu için Avrupa, Amerika, İngiltere, nereleri yani neredeyse hemen. Mesela ben şeyi görmedim. Yani bu Güney Amerika'yı görmedim. Güney Afrika'yı görmedim. Kuzey Afrika'yı görmedim. Yeni Zelanda, işte o coğrafyayı görmedim. Japonya görmedim. Yani bunlara da istiyorum. Hindistan, Çin. Orayı da görmedim. Yani evet. O bölgeyi. Peki, ama kabaca Avrupa dedim. Gördüğünüz yerler içinde size en enteresan gelen neresi oldu? Kültür olarak İngiltere. Yani adamların dünyayı niye yönettiğini oraya gidince dikkatli bakarsanız anlıyorsunuz. Yani Amerika falan değildir, Fransa falan hiç değildir yani. İngiltere'dir, dünyayı yöneten akıl İngiltere'dir. Orada kültürlerinden dolayı onu anlıyorsunuz. Doğa olarak kuzey ülkeleri acayipti. Danimarka vesaire. Müzik ve sanat anlamında da Avusturya, Çekoslovakya, oralar biraz enteresan. Yani Prag enteresan bir yer, Viyana enteresan bir yer. Brüksel de öyle, hani orası da öyle, değişik bir yer. Doldur doldur kadehleri, yapabilsen unut her şeyi. Telefondan sildin onu, silemedin. Peki bir ayağınız yakın zamanda nerede olmayı arzu ediyor? Zaman olsa, şeyim imkanım olsa, ben bir kere Tibet'e gitmek istiyorum. Bir kere Peru'ya gitmek istiyorum. Bu yani Kuzey Afrika'da şeyi, mesela İsrail'e gittim, İsrail'i gördüm. Ondan sonra bir kere Arabistan'a gitmek istiyorum. Mutlaka bir Kabe'ye ve Mekke'ye ve Medine'ye. Allah izin verirse inşallah gitmek istiyorum. Bunlar benim için böyle temel görmek istediğim yerler. Yani Avrupa'yı falan yeter kadar gördüm diye düşünüyorum. Bana çok fazla yani. Ben bir de okuyarak ve ne istediğimi bilerek Avrupa'ya gidip bildiğim için aramakta ve bulmakta çok zorlanmıyorum. Peki hep gidilen yerler odaklı oluyor ama bu yolculukla aran nasıl? Benim elimde bir tane şey var. Sırt çantası. Sırt çantasında bir tane çorap, bir tane tişört var. Bir diş macunu ve telefonu ve şarjı. Abi beni bırak, ben buradan kalkar ilk havaalanına, ilk otobüsle ilk bindiğim yerden giderim. Arkamı dönüp bakmam, kutu kirlenene kadar kullanırım. Mümkünse ilk yerde çöpe atarım, hani onu yıkayayım, onu alayım, tekrar taşıyayım, sırtıma koyayım, yan çanta daralıyorum o işlerden. Hayatım boyunca aynı pantolondan 7 tane tamam, aldım. İşte gezgin bir ruh, güzel, evet. İşte o ben. Hayatım boyunca alışkanlık, hatta bazen işte bizim meslekten dolayı soruyorlar, hep aynı şeyi giyiyorsun kardeşim, hep aynı şeyi giymiyorum abi, her gün değiştiriyorum. Ama ne giyeceğimi düşünmekten hoşlanmıyorum. 7 tane aynı pantolon, 7 tane aynı tişört. Bana hayat hep güzel. Amerika'ya en son ne zaman gitmiştiniz? Amerika'ya bayağı oldu. 15 seneyi falan bulmuştur. Buldu. Vizesi falan var ama yanılmıyorsam 10-15 sene olmuş olması lazım. Amerika'da bir böyle etkileyen veyahut da yorumlayabileceğiniz ne var sizin için? Ya Amerikalıları ben kek gibi yeni görüyorum. Dünya olarak. Biraz argo olacak ama orada bir akıl var. Dünyayı var eden bir akıl var. Orası bizim için önemli. Yani sanat ve ideoloji anlamında aklı önemli. Ama yani halk olarak patates gibi bir halkı var. Hiçbir şeyden haberi olmayan, dünyada hiçbir şeyle ilgilenmeyen, Trump boş. Duymasın yalnız. Efendim? Trump duymasın diyor. Trump onu bildiği için başkan oldu. onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Yani Amerika'nın %2'si orada yaşar. Nedir? Gerisine çöp gibi bakarlar. Yani o üst düzey dediğimiz akıl Amerika'nın halkına çöp gibi bakıyor. Amerikan halkı da çöp gibidir gerçekten. Hiçbir şeyden haberi çok olmaz. Çok umurlandı yani. Da değil zaten. Bizim ülkenin vatandaşı. Birbirinden ayrı düşünsün, düşünmesin. Birbirine karşıt olsun, olmasın. Kurban olayım ben buranın zekasına. Yani benim buradaki en bizim beğenmediğimiz vatandaş her kimse. En küçük gördüğümüz, en avam gördüğümüz, en ayak takımı gördüğümüz kim? Ben ona kurban olayım. Hiçbir yere değişmem burayı ben. Test edildi diyorsun. Tabii ben çok insan görmüş birisi olarak. Tabii yani hiç.
Ya Avrupa'da ölürsün ya susuzluktan. Yani Avrupa ile bir apartmanda bir yerde otur, susuzluktan ölürsün. Kimse arkasında ölmedi. Burada adam yemeğini, içmesini, sigarasını, her şeyi seninle paylaşır. Yani kardeşim Allah rızası için. Ya Tanrı misafir diye bir şey var. Var mı öyle bir şey? Biz Tanrı misafiriz, geldik. Gel o zaman da kahvede otursun. Hangi köye gitsen Anadolu'nun orada bir su istesen verirler sana. Ya Avrupa'da ölürsün ya. Öyle bir şey yok zaten. Tabii tabii. Benim kültürüm yani. Ayrı. Hiç onlara ayrı. Yani biz tabii ki dünyayı görüyoruz. Onların kültürlerini küçümsemiyoruz. Hepsini biliyoruz. Ama ben Türkiye konusunda milliyetçiyim abi. Kralını tanımam o konuda yani. Teşekkür ediyoruz. Biz sohbetinize katıldığınız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Müzik yolculuğunuzda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de size teşekkürler ediyorum. Güzel programlar diliyorum. Teşekkür ederim. Seyahat ve turizm tüm dünyada 7.6 trilyon dolar üreterek 292 milyondan fazla işi destekliyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 2017 Küresel Zirvesi geçtiğimiz hafta Bangkok'ta düzenlendi. Yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı zirveden öne çıkanlar. Az sonra. Seyahat ve Turizm Konseyi 2017 Küresel Zirvesi geçtiğimiz hafta Bangkok'ta düzenlendi. İngiltere eski başbakanı David Cameron ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı zirvede yapımcımız Güntay Şimşek de yer aldı. Seyahat ve turizm tüm dünyada 7.6 trilyon dolar üreterek 292 milyondan fazla işi destekliyor. Zirvede açıklanan rapora göre, gelişmekte olan piyasalar arasında en hızlı büyüme iş seyahati pazarında. Şu an 1.2 trilyon dolara ulaşan dünya iş seyahati pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık ortalama %3.7 oranında büyümesi beklenirken, bu oranın Asya Pasifik'te ise %6.2 olacağı tahmin ediliyor. İş seyahatlerinin yükselişinde en etkin rolü teknoloji üstleniyor. Hem teknoloji sayesinde daha kolay, rahat ve keyifli yolculuklar yapılıyor, hem de iş için yapılan yolculukların ağırlık noktasını teknoloji ticareti için yapılanlar teşkil ediyor. Zirvede açıklanan raporda en yüksek ve en hızlı büyüyen iş seyahati destinasyonları incelendiğinde, sektörün büyümesinde vize konusunda yapılan iyileştirme çalışmalarının etkili olduğunun altı çizildi. Oh.